Inside this abandoned brick factory, there's quite a story coming together. Thousands of books, thrown out as trash, are getting a new lease of life. And that's thanks to these guys, garbage collectors in Ankara's district of Chankaya. Çöp toplarken 4-5 tane poşet bulduk ve içine açtık baktık kitaplarımız var. Çok değişik kitaplar aldığımız halde amirlerimize bildirdik. Onlar da müdürlerimize bildirdi. Onları getirin dedi, değerlendirelim dedi. Buraya getirdik. Çöpten topladık, arabamıza getirdik. Everything here was once destined for the landfill, from the books to the works of art and even the shelves. What began with just 20 titles has quickly become a fully stocked library with more than 4,000 books. And 1,000 more books have just arrived. Each needs to be sorted, checked, and if it passes, given a stamp of approval. These rubbish collectors only regret that they didn't start sooner. Beni çok üzüyor. Bizim diğer arkadaşlarımızla da konuştuğumuzda öyle. Biz bu kadar gerçekten ulaşabileceğimizi düşünmemiştik. Ama bence geç kalınmış. Bizim açımızdan da orada üzücü kısım, öz eleştiri getirirsek biz daha önce bunu yapabilmeliydik. Bazen sorguluyoruz tabii kendimizi. Word has spread about this grassroots public library and local people are taking more interest. Çok üzülüyorum. Yani bir ekmek gibi bunların da çöpe atılması. Müthiş bir kayıp. Yani toplumumuzun daha bilinçli olması, çocukların şu çocuğun bir satır okuması, bir kelime alması müthiş bir olay olurdu. In the coming months, these self-made librarians hope to get their books to children in need in village schools. And to do that, they'll turn a rubbish truck into a mobile library. Adil Halim, TRT World, Ankara.